İmam Sehl radıyallahu anh ne diyor? El ihlasu huvel iflas. İhlas demek iflas etmektir diyor. Ne demek? Yani bütün benliğini, varlığını, her şeyini unutup Allah-u Teala'ya tam kulluk yapmaktır diyor. Said İbn-i Cübeyr radıyallahu anh, bu tabi efendim çok büyük bir zat idi tabiinden. Bu zatı Haccacı Zalim öldürttü. Şehit oldu mübarek. Bunun için iki kere öldürülüyormuş. Rüyada gördüler onu. Dediler ne oluyorsun? Her öldürdüğüm Müslümana karşı bir kez Said bin Cübeyr için iki kez öldürülüyorum dedi. Çünkü çok büyük bir zattı bu mübarek. Allah şefaatine nail eylesin. El-ihlasu. İhlas nedir? Ellen tuşuk efendini. Efendim, Allah-u Teala'ya ona ibadet, onun dini hususunda hiçbir şey ortak koşmamandır. Ve la turaiye haden fi amelihi. Ona hiçbir şey ortak koşmayacağın gibi onun için yaptığın amellere de kimseyi ne yapmayacaksın? Kimseye gösteriş olsun diye amel etmeyeceksin. Hem Allah-u Teala'ya kimseye ortak koşmayacaksın. Kimse beğensin diye de amel etmeyeceksin. Buna çok dikkat edeceksin. O zaman ihlası elde etmiş olursun. Huzeyfetül Meraşi radıyallahu anh buyurmuştur ki ihlas en tesviye ef'alül abdi fil batini ve zahir. Kulun açık ve gizli bütün amellerinin müsavi eşit olmasıdır. İnsanların içinde ne yapıyorsan, insanlar yokken de, yalnızken neler yapıyorsan, efendim insanların içinde de. Yani açık ve kapalı, zahir batın, halleri aynı olan bir kimse ihlaslıdır. İşte bu tabi çok büyük bir ölçü oluyor. Yine Ebu Yakup Rahimullah Hazretleri ihlas hakkında en yektum hasenatikeme yektumu seyyat. Sevaplarını nasıl gizlemiyor? Açık açık sevaplar işliyor, söylüyor. Filanca efendim gece teheccüd kıldım filan, şunu yaptım, sabah namazlarını hiç kaçırmam filan. Günahlarını da gizlememesidir diyor. Aslında efendim yani kulun günahlarını gizlediği gibi sevaplarını da gizlemesi. Anladın mı? Yani diyelim sevap yapıyorsun, hep konuşuyorsun. Günahı konuşan var mı? Söyle, onu da söyle hadi. Anlat günahlarını. Duydunuz mu günahını anlatan? Ya bir adam akılsızsa anlatır. Akıllı adamdan bahsediyoruz. Akıllı adam günahını anlatmaz. Ama şuursuz, bilinçsiz, ahiret aklı olmayan birisi ne yapar? Anlatır. Şunu yaptım, bunu yaptım, şu günahı işledim. Bayağı şahitler topluyorsun sen yani. Bayağı şahitler topluyorsun. Onlar ahirette hepsi aleyhine işleyecek, haberin olsun. Bu adamda şuur var mı? Akıl var mı? Allah-u Teala buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah-u Teala belki o kulu affedecek ama ortak tuttuğu için kendisine, şahit tuttuğu için o günahına, o kul gelip diyecek ki ya Rabbi bu kulun, evet beni de şahit tuttu, filanca günahları var Allah'ım. O girdi de ben niye giremedim? Ona bu sevapları verdin de bana niye vermedin dediği an Cenab-ı Hak ona göre o zaman muamele görecek. Ha, bir kul nasıl ki günahlarını gizliyor, gizli yapıyor. Güzel bir şey. Yani günah işlemek kötü bir şey. Ama günahını gizlemek iyi midir? İyidir. Açıktan günah işlenmez. Niye? Teşvik olur. Yani bir insan günahkarsa da günahını gizli tutacak. Bir de kimseye anlatmayacak. İşte bunun gibi sevaplarını da gizlediği zaman okul ihlaslı oluyor. Ya Rabbi sen becerttir Allah'ım. Amin. İmam Sehl radıyallahu anh ne diyor? El ihlasu huvel iflas. İhlas demek iflas etmektir diyor. Ne demek? Yani bütün benliğini, varlığını, her şeyini unutup Allah-u Teala'ya tam kulluk yapmaktır diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.